Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayılınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Büyük abdestsiz gezmenin günahı veya belası var mıdır? Büyük abdest dediğimiz şey gusül abdesti. Herhalde değil mi? Bunu yazan kimse bu taraftan mı, öbür taraftan mı bilmiyorum da. Gusül abdesti farz. Bir kimse gusül abdestsiz dolaşırsa attığı her adımda günah yazılır. Kasıtlı bir şekilde. Gusül abdesti dolaşırsa attığı her adıma da sevap yazılır. İnsan fark etmez bunu. Hani hadis-i şerifte kul mizana getirilir, hesabı kitabı görülür, gir cennete denir, kul şaşırır. Der ki ben cennetlik ne amel işledim ki, böyle bir amel işlememiştim ben. Bizim görmediklerimiz bunlar, fark etmediklerimiz. Mesela bir kimse gusül abdestini alsa, yürüse, gusül abdesti bozuluncaya kadar her adımına Cenab-ı Hak ona sevap yazar. Bir kimse abdestini alsa, normal abdesti, her adımına Cenab-ı Hak onun sevap yazar. Çayları için, için, alın çayları. Ben de kahve içeceğim, alın çayları. Allah Allah, yok mu? Normal ve Cevdet, tamam, mahfi. Birkaç gündür pert zaten, sıkıntı yok. Hep Cafer'den kaynaklandı. Öyle. Tamam. Neydi hadis-i şerif? Unuttuklarınızdan, uykuda olandan, deliden sorumluluk kalkıyor. E tamam, delilik var mı? Var. Var. Unutkanlık da eklenmiş şimdi, o da var mı? Var, bir tanesi yetiyor zaten. Elhamdülillah, bir sıkıntı yok. Sorumlu değiliz. Normal bir kimse abdestini almış olsa, normal abdesti de dolaşmış olsa bu noktada, her abdesti attığı adımda, yaptığı işlerde helal olduğu müddetçe hepsine de sevap var. Ama gusül abdesti farz. Hanefi'ye göre gusül abdestinin farzı iki, bir ağzına burnuna su vermek, iki vücudu komple yıkamak. Onu diğer mezhepler işte üç demiş, işte ağzı burnu ayrı uzuv olarak göstermiş. Hanefiler ağzı burnu tek uzuv olarak göstermişler. Farklılık buradan. O yüzden gusül abdesti, ha işte niyet etmek var, yok işte gusül abdestinden önce normal abdest alıyormuş gibi abdest almak var, üzerine gusletmek var. Bunlar işin farklı şeyleri, ne o sünnetleri. Ben kolay olanını, farzını söylüyorum. Gusül erkekler için, gençler var şimdi, öğrensinler hem. Eğer şehvetle bir kimseden meni gelirse, erkekler için, ona gusül farz olur. Kadınlar için de şehvetle bir ıslaklık söz konusu olursa onlara da farz olur. Cinsel ilişki farz olur. Erkeğin cinsel organı kadının cinsel organına girse, üçte biri dahi girse yine farz olur. Normalde çok özür dilerim hani meni gelmese dahi farz olur. Kimisi böyle soruyorlar çünkü internetten, oradan buradan meni gelmese de ondan sonra farz mıdır diye. Evet, meni gelmese de ne yapacak? O kimse gusletecek. Hem kadın hem erkek. Çünkü cinsel uzvuna kadının da erkeğin erkeklik organı girerse ona da ne olur? Onun da guslü şart olur. Gençler için bu geçerli. Herkes için geçerli de gençler için. Şehvetle aktı, gusül. Şehvetle akmadı. Kendiliğinden geldi, o gusül gerektirmez. O normalde onun adı mezidir. O sadece abdesti gerektirir. Allah niçin yaratmış cinleri, melekleri, insanı ve diğer bütün alemdeki nedeni? Neden bunun neden niçin arıyoruz ki? Allah
tanınmaklığı sevmiş, tanınmaklığı sevdiği için bütün alemleri yaratmış. Deccal nedir hocam ve en önemlisi niye var ve nasıl gelecek? Bu dabbe de kimdir? Onun işi ne zaman gelir? Bunların geleceği, bunların çıkacağı hadis-i şeriflerle sabit. Deccal nedir dediğinizde Kur'an ve sünnetin dışındaki her şey deccal veya deccaliyettir. Ne zaman gelecek? Var zaten. Eksik değil ki. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında sahabeden bir kimse böyle bir adacıya, fırtınaya tutuldular. Bir adaya çıktılar. Bir adaya çıkınca orada prangalara bağlı bir kimseyi gördüler. Ona dediler sen kimsin? O da ben Deccal'ım dedi. Uzun bir hadis bu. İşte Mekke'den Medine'ye hicret edecek bir peygamber çıkacaktı. O çıktı mı? Evet. İşte babasız olacaktı. O babasız mıydı? Evet. İşte halkı onu sürecekti. Halkı onu sürdü mü? Evet. İşte orada savaşlara katılacaktı. Savaşlar oldu mu? Evet. Böyle sorular sordu sahabelere. Sahabeler de cevaplar verdiler. Onun Deccal olduğuna dair o ibare var. Ve bunu geldiler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine aktardılar. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onun Deccal olduğunu işaret etti. Şimdi diyeceksiniz ki o gördükleri Deccal mıydı? Evet. E şimdi çıkacak olan Deccal mı? Evet. Bakın Allah zaman içerisinde zaman, mekan içerisinde mekan yaratır. Buna normalde hani tayyi mekan, tayyi zaman derler ya eskiler. Bunu bugünkü tabirle ben perdeden perdeye geçmek olarak nitelendiriyorum ya. Bir perdeden bir perdeye geçmek. Cenab-ı Hak bu tip halleri sahabelerine de gösterdi. Sahabeler belki de bilmem kaç yıl sonra gelecek olan Deccal'ı farklı bir perdede gördüler. Biz bunu böyle de yorumlayabiliriz. Ve gördüklerini getirdiler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine söylediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onun Deccal olduğunu da teyit etti, tasdikledi. Öyle olunca normalde sahabelerin görmüş oldukları o şey Deccal mıydı? Evet. Ama zaman içerisinde ayrı zaman, mekan içerisinde ayrı mekan noktasında bunu böyle yaşayabilir mi bir kimse? Evet. Zaman zaman zikir halakalarında Deccal da Mehdi de görülür mü? Evet. Bazı dervişler Deccal'ı görürler mi? Evet. Mehdi'yi görürler mi? Evet. Bu normalde Deccal'ı da Mehdi'yi görmek dervişlik içerisinde beşinci makamdadır. Beşinci makama gelen bir kimse Deccal'ı da Mehdi'yi de görür. Ha bir müddet sonra Deccal da Mehdi de farklı boyutlarda, farklı şekil şemallere geçer ama bu ayrı. O daha zamanı gelmediğine işaret. Zamanı gelmediğinden. Onun oradaki o yani rumuzu zamanı gelmediğinden daha. O zamanı gelmediğinden elleri de ayakları da prangalı. Boynunda bu kağı var. Her zaman var. 33 tane yalancı deccal çıkma, 33 tane deccal çıkmadan kıyamet kopmaz. Hocam şeytanın hikayesini anlatır mısınız? Kimdir, nedir, nedendir? Sonra ona ne olacak? Herkes dışarıdaki şeytanı arar. Şeytan bizim içimizde. Siz onun hikayesini boş verin. Nefsinizin hikayesine bakın. Bu ne? Bizim kendi içimizde Kur'an ve sünnetin dışındaki isteklerimiz. Ona bakın siz. Yeni ameliyat olmuş birinin açık yarasına su değmemesi gerektiğinde ve o kişi gusül abdesti alması gerektiği hallerde nasıl gusül abdesti alması gerekir? O normalde yaraları kapatıp üzerine mesledebiliyorsa yarayı kapatıp üzerine mesledecek. Şimdi böyle
yaraların üzerine kapatıp gusledecek, yıkanabilecek şekilde teknoloji ilerledi. Yani bunu nereden anlıyorum? İşte o en son ben safra kaşısı ameliyatı olduğumda böyle yapıştırıcı, böyle tuhaf bir şey verdiler. Onu yapıştırıyorsun, altına su geçirmiyor mesela. O kimse böylece gusledebiliyor mu? Evet. O böyle duruyor mesela. Ondan sonra çıkar onu. Üzerine mesdettikten sonra, onu çıkardıktan sonra yine guslün bozulmaz. Sebep? Özürlü hükmündesin. Oraya su değmemesi lazım. Doktor kesinlikle yasakladı. Buraya su değmeyecek dedi. Oraya yapıştırdın veya sardın onu su geçirmezi. Guslünü ettin. Oraya normalde ya bu sargıyı çıkarınca gusül tekrar almamız gerekir mi dediğinde gerekmez. O çünkü özür giriyor işin içerisine. Gusül abdesti alırken kıbleye doğru dönmek caiz midir? Eğer normalde önünüzde bir sütre var ise kıbleye doğru dönebilirsiniz. Önünüzde bir sütre yok ise bir sütre oluşturursunuz. Çünkü bir kimse üryan bir şekilde kıbleye dönmesi uygun değil. O yüzden banyolarınız, gusül alacağınız yerler çok büyük olmasın. Bizde şimdi böyle salon kadar banyo yapmaya başladılar. İçine yatak at, yat uyu. Yani o böyle bir gösterişe girdi insanlar. Allah muhafaza eylesin. Bu İslam kültürü değil. Bir kimsenin yıkanacağı yer şey olacak. En fazla iki kolundan büyük olmayacak. Eğer öyleyse küçültecek banyoyu o kimse. Gusledeceği yer. Büyük mü? O zaman edep yerlerini örtecek. Kadın erkek. Bakın iki kolunu böyle uzattı. İki kolundan fazla mı? Evet, edep yerlerini örtecek. Ama iki kolundan normalde azsa o zaman edep yerlerini örtmesine gerek yok. Sorular bitti. Ben bir teşekkür etmek istiyorum. Bu normalde işte Salı günü ilk misafirimiz geldi. Salı, Çarşamba, ondan sonra misafirler gelmeye devam etti. Perşembe gelmeye devam ettiler. Perşembe günü zaten burada dersteydik. Cuma gün daha büyük yoğunlukta geldiler. Cumartesi de onlar karayoluyla gelenler oldu değil mi? Cafer Cumartesi günü. Cumartesi de geldiler. Yaklaşık Türkiye dışından 38 kişi miydi? 38 tane misafirimiz vardı. Tabii Cuma günü Tekke'de, Cumartesi günü kapalı spor salonunda, Pazar günü Çanakkale'de 3 gün üst üste yoğun bir program oldu. Perşembe bugün dersi de koyarsak 4 gün çok üst üste yoğun bir program oldu. Ama güzel oldu. Hamdolsun. Burnumuz kanamadan, bir aksaklık yaşanmadan bilebildiğim kadarıyla hamdolsun programlar bitti. Misafirler de gayet mutlu bir şekilde evlerine, yurtlarına döndüler. Kapahşiler dönemediler daha. Onlar İstanbul'da uçakları bir daha tehir olmuş herhalde. Yarın sabah mı gidecek uçaklar? Yarın sabah kaçta? Uçakları 11'de. Uçakları 11'de. Yarın sabah eğer bir daha tehir olmazsa geldiler gidemiyorlar. O yüzden yarın onlar gidecekler ama İstanbul'da. İstanbul'da Allah razı olsun Erdoğan, İsa, Ertan, Erkan adamı maşallah Şeyh Efendi'nin ayaklarını yerden kestiler. Şeyden beri, pazartesinden beri İstanbul'da dolaştırıyorlar. Ben gezmedim o kadar daha İstanbul'u. Maşallah onlar gezdiriyorlar elhamdülillah. Allah razı olsun hepsinden. Ama genel olarak misafirler umduklarından, beklediklerinden daha yukarıda, üst seviyede bir misafirlik gördüler. Daha üst seviyede programlar gördüler. Daha üst seviyede bir böyle organizasyon gördüler. O yüzden hem vakıftaki Tekke'deki hem yönetim olarak hem arkadaşlar olarak hem Çanakkale ondan sonra Gelibolu'daki program ondan sonra
Allah razı olsun, Halit'in orada üst seviyede bir program hazırlaması, hamdolsun yüzümüzü ağarttı. Yani buradaki, hem Bursa'daki salıdan itibaren salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi gerçekten böyle bugüne kadar yaklaşık benim dergi hayatım 30 yıllık, 30 yılın hemen hemen en zirve bir program oldu. Kalabalık bir misafir topluluğu organizasyonda bir aksama olmadı. Tabi bu organizasyonda en önemli şey yemektir, işte vasıtadır, onların getirilip götürülmesidir, işte gezdirilmesidir. Bu konuda hiçbir aksaklık olmadı. Tekke'deki arkadaşlar üstün gayret sarf ettiler. İsmail nerede bizim İsmail? İsmail araçlarla Allah razı olsun üstün gayret sarf etti. Yani bu konuda profesyonel bir şekilde araçları tahsis edip böyle her şey saatinde, dakikasında, böyle hiç üzülmeden, araba beklemeden işimizi en fazla kolaylaştıran en önemli unsurlardan birisi oldu. Tabii Tekke'deki yemek programı, oradaki misafir ağırlama, oradaki programlar yüzümüzü arttı. Artı işte kapalı spor salonu. Gerçekten diyebilirim ki bugüne kadar olan ender programlardan biri oldu. Bu konuda Hüseyin Aga ve Bursa ekibi gerçekten güzel bir çalışma yapmışlar. Hepsini de tebrik ediyorum. Yani ben Hüseyin'e dedim ki boş yer görmek istemiyorum dedim. Yok satmalıyız dedim. Gerçekten geri dönmüşler. Şimdi ben her ne kadar cep telefonumu böyle saklamaya çalışsam da uçan kuşa gitti gene cep telefonum. Bu bir taraftan iyi, bir taraftan sıkıntılı. Boyuna mesaj çekiyorlar. İşte geri dönmek zorunda kaldık. Yok belimiz ağrıdı. Hocam özür dileriz, hakkınızı helal edin. Gitmek zorunda kaldık, dönmek zorunda kaldık. Kimisi yok yer ayırıyorsunuz, böyle yer ayırmak olmaz. İşte biz beklediydik burada bu kadar. Şu bu, baktım iyi, biz bayağı yok satmışız cumartesi gün. O yüzden gayret gösteren, katılımda bulunan, gelen bir toz dahi olsa ortalıkta, bir toz kadar hizmet eden de olsa hepsinden de Allah razı olsun inşallah. Cuma günü Tekke bütün arkadaşlar oradaydı, doluydu. Bu da önemli bir şey. Yani normalde gerçekten misafirler dolu dolu bir program yaşadı. Üstüne şey, tabiri caizse Gelibolu kaymak oldu artık misafirler için. Gerçekten Halit Hoca da Gelibolu'da üst düzey bir program yaptı orada. Ondan sonra arkadaşlar Allah razı olsun Mevlevhane'yi doldurdular. Böyle kalabalık bir şekilde. Gerçekten misafirlerin hepsi de bu konuda memnun bir şekilde ayrıldılar. Tabiri caizse hani ağlamaklı bir şekilde gittiler. Söyleyecek bir sözleri kalmadı. O yüzden bütün emeği geçen, ister Tekke'de olsun, ister burada olsun, ister Gelibolu'da olsun, ister şimdi İstanbul'da devam ediyor hala da, İstanbul arkadaşlar hizmet ediyorlar. Oradaki Şeyh Efendi Hazretlerine ve yanındaki misafirlere. Allah hepinizden de ayrı ayrı razı olsun. Cenab-ı Hak inşallah nice böyle büyük güzel programlar yapmayı nasip eylesin. Amin. Bu arada tabii ben cumartesi günü akşam Semazen, Mıtırban hepsini topladım. Bir helallaştım ama benim böyle bir programların içerisinde girerken ben biraz fazla heyecan yaparım kendi kendime. Öyle bir şey aksamasın, bir şey böyle eksik kalmasın diye fazlaca heyecan yapar, fazlaca strese girerim. Gerçekten strese girerim. Bu yıllardan beri ben de böyle. Bunu da kaybetmek istemiyorum zaten. Ve Şeyh Efendi geleceğinde de Allah rahmet eylesin, ben böyle stres yapardım kendi kendime. Biz günler öncesinden başlardık. Nerede ne yapacağız, nerede nereyi yapacağız, nereye ne koyacağız? Yemek nerede inecek, çorba nerede içilecek, sabah kahvaltısı nerede olacak, akşam yemeği nerede olacak, sohbet nerede olacak? Biz böyle günler öncesinden şey yapardık. Ne o?
strese girerdik biz. Hamdolsun ben bu streslerden rahatsız değilim. Ama o arada da ben biraz böyle agresifleşiyorum, fazla disiplinli oluyorum, biraz sertleşiyorum herhalde. Böyle aksaklık, eksiklik bir şey olacak diye bütün radarlar açık oluyor böyle. Ardından da hasta oluyorum zaten. Yani şey olarak bitti mi bende bir şey oluyor. Tabiri caizse diyorum tamam bitti ne olacaksa olsun diyorum. Öyle bir gidiyor bende. Allah'ın hayırlısını eylesin inşallah. Şey olarak güzel bir programdı. Ama ve lakin bu arada tabii eğer kardeşlerden birisinin gönlünü incittiysek, kırdıysak, üzdüysek, böyle bize karşı bir gönül koyduysa ondan özür dileyim. Ondan helallik alayım. O yüzden de bu konuşmayı yapmak istedim. Şimdi güzel programlar çıkar, güzel şeyler olur. Ama kardeşlik hukuku önemli. Bir kardeşin gönlünü kırmak istemeyiz, onu üzmek istemeyiz, onu incitmek istemeyiz. Program olur bir daha inşallah ama o kardeşi kaybetmek istemeyiz. Yani bizim için, benim için yani dervişlik önemlidir. Her yerde hata kusur olur. O hatalar telafi edilir, hatalar düzeltilir. Ama biz dervişlik hukukunu, dervişliği kaybetmemeye gayret edelim. O yüzden eğer bir kardeşin ayağını bastıysak, incittiysek, ne bileyim gözünün üstünde kaşın var dediysek, yok şurası olmadı, yok burası olmadı dediysek, gönül koyan varsa ciddi ciddiyim. Bunu böyle şey değil, helallaşalım ondan inşallah. Bekliyorum. Bu konuda bir şey, birisi bir şey söyleyecekse söylesin. Tekrar söyleyeyim, gönlünü incittim, kırdım, üzdüm, ayağına bastım, kolunu kırdım, gözünü çıkardım, kulağını kopardım. Olur mu olur? İnsanlık hali. Birisinin bir şeysi varsa söylesin. Biz bu noktada inşallah helallaşmanın yolunu arayalım. Bu sadece buradaki arkadaşlara değil, herhalde yayınlanıyor galiba değil mi? Şey, bu yayını duyan bütün herkes için geçerli. Çevre, il, ilçe, kaza, her ne var ise derse gidip gitmediğimiz, işte bizde gönül bağı olan bütün herkesi geçerli. İncittiysek, kırdıysak, üzdüysek özür dileriz. Helallaşmamız gerekirse helallaşırız. Ben yine de haklarınızı helal edin diyorum. Helal olsun. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Bizden yana da helal olsun inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Bu yarın cuma, yarın inşallah Gemlik'te olacağız. Şey nerede? Harun nerede? Harun ne? Gemliğin adresini bir ilan et. Mikrofon. Buraya gel. Cemil gelmedi mi? Bu seneki program Gemlik Belediye Binası'nın giriş katında sosyal yaşam merkezi var. Orada Cemil Meriç Kültür Merkezi. Geçen sene yapılmış olan kapalı spor salonunun karşısında geniş bir cadde var. Onun sol köşesinde. Yani 200 metre kadar ilerisinde. Adres var. Mahalle adresi olarak. Hı. Vallahi onu ben de bilmiyorum şimdi doğrusu. O çok güzeldi işte. Cep telefonundan o reklamlardan oku. Yok mu yanında cep telefonu olan? Sen biliyor musun adresi? Aa tamam geldi Bilal. Gel Bilal gel. Orada çalıştığı için. Ha tamam. Tamam. Ad adresi bildir. Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, No 138. Kameraya dön. Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, No 138. Gemlik Belediyesi, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde inşallah. Çevre yolundan da tarif edeyim efendim. İtfaiye binasını geçtikten sonra lambalardan sola girdiğinizde 50 metre ileride göreceksiniz. Bir de geçen seneki Harun abim dediği gibi
Kapalı spor salonunun karşı aralığından girdiğinizde direkt ileride zaten önünüze çıkacak inşallah. Bu önümüzdeki cuma, bu cuma Gemlik'te, bir dahaki cuma da İzmit'te. Onu da Cemil ilan etsin şimdi inşallah. 20 selamünaleyküm. 27 Aralık cuma akşamı saat 8'de 20'de Sabancı Kültür Merkezi İzmit. Bekleriz inşallah efendim. İnşallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İki tane böyle bir programımız kaldı. İnşallah. Bu sene normalde Şebaruz dışarıda çok yapmak istemedik. Seneye de herhalde böyle giderse yine aynı olabilir. O yüzden arkadaşlar bu konuda haklarını helal etsinler. Yani normalde tabii Cemil veya Erdoğan Tekirdağ'da yaptı. Bu arkadaşlar normalde Bursa'dan bir dergah olarak bir talepleri yok. Ondan sonra Tekirdağ'daki Şebaruz programını İzmit, İstanbul ve Tekirdağ Semazen Mıtırban ekibi yaptı. O yüzden onlar organize ettiler. Semih de o işin başında, Seymen. Gemli'yi de Semih organize ediyor inşallah. Yine İzmit, İstanbul, öyle mi yapıyorsunuz Semih? Tekirdağ'dan da var mı? Yok. O zaman İstanbul, İzmit olarak mı yapıyorsunuz? O normalde Gemlik programını da inşallah yine oranın bu noktada organizasyonunu Semih yapıyor. İnşallah İzmit'i de Semih yapacak. Yani Semih yapacak derken organizasyonun başında olacak. Böyle böyle arkadaşlar da, kardeşler de kendi bulundukları alanlarda yetişecekler inşallah. Allah'ın izniyle. Malum Çanakkale'de Mevlana Kültür Merkezi'nde her cuma Çanakkale kendi kendine orada zaten semaya devam ediyor. Ta başladığı günden itibaren her cuma orada Mevlana Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Öyle yolunuz düşer o taraflara giderseniz bu tip ziyaretler şeydir, evladır. Hem oradaki arkadaşlar kendilerini yalnız hissetmezler. İşte oralara gidip destek olmak, gidip orada semayı izlemek, sohbeti izlemek güzel olur. Bu tip şeylerde edep, oraya gittiğinde bir şeye karışmamaktır. Önceden böyle bilgiçlik yaparlardı. Böyle merkezin dervişi böyle bazen nefsine uyar. Böyle bilgiçlik yapar. Hani bu işi biz biliyoruz, başka bilen yok gibisinden. Bizde genelde olmaz böyle şeyler ama böyle misafirliğe gidildiğinde oranın işine karışılmaz. İzlenir, destek çıkılır. Orada ne bileyim işte dua edilir, desteklenir, gelinir. Bu güzel şeylerdir. Mesela işte şimdi Gemlik'te olacak. Gemlik'te de kim yapacak? İşte İzmit ve İstanbul ekibi yapacak. Ona destek olmak, onları ziyaret etmek, oradaki programı desteklemek bunlar önemli şeyler. Kardeşlik hukuku çünkü bu. İşte bir dahaki hafta nerede? İzmit'te olacak. İzmit'teki programı desteklemek, oraya gitmek, orada bulunmak, oraya çalışmak bunlar önemli şeyler. Dergahlar kardeşliğin tesis edildiği yerlerdir. Herkes bir şeyhe bağlı. Herkes bir dergahta. Herkesin amacı, maksadı, hedefi bir. O yüzden böyle ayrılık, gayrılık, senlik, benlik, onluk girdi mi işin içerisine tadı bozulur, senkronizasyon bozulur, lezzeti bozulur. Allah muhafaza eylesin. Herkes kendi bulunduğu yerde gayret edecek, çalışacak, koşturacak. Orada yetmediği bir şey olursa etraftan, yandan, oradan buradan, nazının geçtiği yerlerden ne yapacak? Yardım isteyecek onlardan, paylaşacak. Örneğin diyecek ki mesela işte Semih Gelibolu'da Gemlik'te program yapıyor. İşte bir şeyse eksikse onu tamamlamaya çalışacak. Arkadaşlar, kardeşler de onu tamamlamak için ne yapacaklar? Gayret edecekler. İşte nerede program var?
İzmit'te gönüllülük esası. İzmit'te mesela işte bir semazenin birisi telefon açıp mesela işte Semih kardeş, eğer semazene ihtiyaç varsa ben hazırım. İşte neyzene ihtiyaç varsa ben hazırım. İşte gıdımzene ihtiyaç varsa ben hazırım deyip o kimse gidebilir. Bunlar böyle bir izne bağlı şeyler değildir dergahların içerisinde. Herkes kardeş çünkü. O normalde örneğin işte ayda bir Çanakkale'ye gidiyoruz, Gelibolu'ya gidiyoruz. Gelibolu'da sema var. Orada program var. O kimse mesela olabilir bir kimse açar Halit'e. Halit kardeş böyle böyle eğer ben işte örneğin semazenim ihtiyaç varsa ben gelebilirim tek başıma. Veya şunu yapabilirim, bunu edebilirim diye kardeşler birbirlerine destek çıkacaklar. Birbirlerine bu noktada yardımcı olacaklar. Kardeşliklerini tesis edecekler. Dervişlik uzun nefesli bir yol. Uzun seneler gerektiriyor. O yüzden bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık, on yıllık değil. Ben böyle yeni dervişken yıllarını vermiş 20 yıllık, 30 yıllık dervişleri gördüğümde kendi kendime derdim ki ya benim nefsim buna yetecek mi? Ben 20 yıl bu dergahta kalabilecek miyim? Ben görürdüm mesela işte Çorumlu Hacı Mustafa Efendi'den dersi. Yani adam dervişliğine devam ediyor. Halde Kırşehir'de bir Mustafa abimiz vardı ya ben anlatırdım ya size. Çorumlu Hacı Mustafa Efendi'den önce Hacı Alaeddin Efendi'den dersi. Yani Hacı Ali Haydar Efendi'den dersi. Hacı Ali Haydar Efendi vefat etmiş. Ardından Çorumlu Hacı Mustafa Efendi'ye bağlanmış. O vefat etmiş. Ardından Nevşehirli Abdullah Efendi'ye bağlanmış. Yani yaşlıydı o. Ondan sonra ama ben ona baktığımda derdim, gıpta ediyordum ben. Diyordum ki ya yıllarını dervişliğe vermiş adam. Ve yıllarını dervişlikle geçirmiş. Bir cömert, bir cömertti Allah rahmet eylesin. Misafirperver, kimsenin gelenin kimsenin gönlünü kırmaz. İki oğlu vardı. Oğlunun birisi MHP, bugün için MHP, önceden şeydi, ne o? Milliyetçi MÇP'di. O evet Milliyetçi Çalışma Partisi'ydi. Ta işte Türkeş'in şeyliğinden itibaren aile olarak orada MHP'li. Bizim Mustafa amca da MHP'liydi. Ondan sonra ama böyle dervişlikle yoğrulmuşlar. Oğlunun bir tanesi Kırşehir il başkanlığı yapmış. Dönem dönem il başkanlığını devam ettirmiş. Ondan sonra gelinleri vardı iki tane hiç unutmam. O gelinler o adamı uçuruyorlardı böyle. Ben hayrandım adama. Oğulları yanında böyle tabiri caizse böyle ip gibi dururlardı. Çocuklar hanımlarına laf bile söyleyemiyorlar babalarına edebinden korkularından. Adam böyle gelinlerini evlat böyle almış koltuğunun altına. Benim nazarımda örnek bir kayınpederdi gelinlere göre. O gelinlere birisi gözünün üstünde kaşın var desin mümkünse. Ama o gelinler Mustafa abinin misafirlerini ayakta uçuruyorlardı. Öyle misafirperverlerdi. Allah rahmet eylesin. Amin. Şeyh Efendi bir şeye gideceğiz zaman, hacca gideceği zaman kanserdi. Ondan sonra uğradık. Böyle biz gelmezden önce kendilerinin hiç haberi yok. Ben yolda dedim Mustafa amcaya bir uğrayalım mı? Uğrayalım Mustafa Efendi dedi. Böyle konuşamıyor. Kafasını kaldırmış. Demiş misafir geliyor hazırlık yapın. Biz gittik her şey hazır. Böyle kendinden geçik. Ben başına gittim. Huu! Dedim tak açtı gözünü. Şeyh Efendi geldi dedim. Böyle kalkacağım diye uğraşıyor. Şeyh Efendi yatırdı dedi, yat. Zaten 3-4 gün sonra vefat etti. Bir zikrullah yaptık orada başında. Elhamdülillah. Helallaştık. Benim son görüşümdü benim de. Şeyh Efendi'nin de son görüşüydü. Biz o eski dervişleri görünce ben kendi kendime derdim ki acaba ben de böyle olabilecek miyim?
bir 20 yıl, bir 30 yıl dergahta durabilecek miyim? Dergahta durmak zor bir şeydir çünkü. Kolay bir şey değildir. Mesela orada bir de hafız vardı. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Bizim o Mustafa abiyle şey yapıyorlardı, tartışıyorlardı. Hafız Demirelci'ydi çünkü. O da şeyi görmüş. Hacı Ali Haydar Efendi'yi görmüş. Ramazanlarda o öyle kurra hafız, Kur'an'ı tersten okuyor. Hacı Ali Haydar Efendi Kırşehir'e gelir. Ondan sonra bütün Ramazan boyunca Kırşehir'de geçirir. Her akşam o hafızın arkasında hatimle teravih kılarlarmış. Hacı Ali Haydar Efendi böyle yapıyor diye Çorumlu Hacı Mustafa Efendi de aynı yapmış. Şeyhinin yolundan gidiyor. O da her zaman, her Ramazan gelir Kırşehir'e. Kırşehir'de o hafızın arkasında namaz kılarlarmış teravih hatimle. O hafızı Şeyh Efendi Bayındır'a getirdi. Biz tabi falemennuhu yemeğin başında zikrullah, amin yemeğin sonunda zikrullah, otur zikrullah, kalk zikrullah. Adam bizde Bayındır'da iki gün misafir oldu. Üçüncü gün Şeyh Efendi geldi, Abdullah Efendi benim yakamı kurtar bir buradan dedi. Ne oldu dedi o. Vallahi de billahi de sahabeler bu kadar zikrullah yapmıyorlar dedi. Ben kurtar benim buradan, bunların yakasından deyince bir utandım, bir utandım, bir şey mi yaptık diye. Bir utandım. Şeyh Efendi de onu getirdi. Bizim hepsi de tabii hiç kimse bizde Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyoruz biz. Bilmiyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyoruz. Bize göndermiş hiç olmazsa hani sen demiş banta oku bu namaz dualarını. Ya nereye okuyacak adam? Yani biz yemeğe başlıyoruz zikrullah, bitiriyoruz zikrullah. Ondan sonra namazın başı zikrullah, sonu zikrullah. Hadi sonunda bir esma, hadi ardından iki, üç. O zaten böyle yakasını açıyor zaten böyle. Gidiyor adamcağız hani geriye doğru. Yapacak bir şey yok, biz o zamanlar öyleyiz. Dedik ki kurtar yakamı. Bir utandım, böyle baktım. Ondan sonra hani ne diyecek diye. Ondan sonra vallahi de billahi de dedi, sahabeler bu kadar zikrullah yapmıyorlardı dedi. Dedim elhamdülillah ya, bu kusurumuz bu olsun dedim. O da çok eskiydi. O yüzden tabii eskimek mi önemli, hani yol yürümek mi önemli? Muhakkak her ikisi de önemli. Ama insana nefis nerede vuracak belli olmaz. Cenab-ı Hak cümlemizi ayaklarını sağlam basanlardan eylesin. Amin. Nefsine uyup geriye dönenlerden eylemesin. Amin. Heva hevesine uyup ne oldum delisi olanlardan eylemesin. Amin. Adem'in yolunu tutsun, kendi nefsini hatalı görsün. Amin. Şeytanın yolunu tutmasın, kendisini hatasız, kusursuz, eleştirilere kapalı bir noktada kendini görmesin inşallah. Amin. Cenab-ı Hak nefsimize ve şeytana uyanlardan eylemesin. Amin. Fâlemennehu la Fatiha ve salavat. Amin.